Periyodik sistemin 4. periyot 7b grubu elementi olan mangan elementinin temel hal elektron dizilimindeki bir elektronun kuantum sayıları aşağıdakilerden hangisi olamaz? Manganın elektron dizilimini yapmaya çalışalım. Şimdi B grubunda olduğu için son orbitali D orbitali olacak. En yüksek baş kuantum sayısı da 4 olacak. Yani bu 4 ise 3D ile bitecek. 7B grubunda olduğu için 4S2, 3D 5 ile bitecek. İşte mangan 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D5. Şimdi baş kuantum sayısı 3, yan kuantum sayısı L, P'ye karşılık gelir. Burada 2, D'ye karşılık gelir. Bunlar da S'ye karşılık gelir. 3 ise F'ye karşılık gelir. Aslında dizilimi yapmamıza da gerek yok. Burada çünkü bir F orbitali yoktur. Dolayısıyla burada zaten E şıkkı direkt olarak olamaz. F olan bir orbital olmadığı için. Diğerleri olabilir. 3P orbitali var. 3D orbitali de var. 2S ve 1S orbitali de yine burada vardır. Şekildeki sistemde eşit kütleli CH4 ve neon gazların bulunduğu kaptaki toplam gaz basıncı 184 cm civarı. Tabi burada metan ve neon gazlarının basıncı var ama aynı zamanda su olduğu için ve sıvılar her sıcaklıkta buharlaştığı için burada suyun buharının basıncı da vardır. Onu da dikkate almamız gerekiyor. Şimdi pistonda sıcaklık sabit tutularak A noktasından B noktasına itiliyor. Gaz hacmi bu durumda yarıya indiriliyormuş ve gaz basıncı da 364 cm civarı burada çıkıyor. Buna göre son durumda kaptaki CH4 ve neon gazlarının kısmi basınçları hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi CH4 ve neonun mol kütleleri 16'ya 20. Ya şu M sayısına öyle bir değer verelim ki mol kütlelerini bölünce molünü bulacağız ve aralarındaki oranı aslında bulmuş olalım. 16 ve 20'yi işte ortak bölen. Örneğin M burada diyelim ki 80x olsun. 80x. M değeri 80x. O zaman CH4'ün molü NCH4 kütle 80x. Eması da zaten CH4'ün 16 idi. Dolayısıyla şöyle 5x mol gibi bir değere sahip. Helyum ise yine kütle 80x. Buradaki mol kütlesi ise 20. Şöyle 4x mole sahip. Yani işte helyum diyelim ki 4 atmosfer basınç yapıyorsa CH4 5 atmosfer basınç yapacaktır. Çünkü aynı sıcaklık ve hacim koşullarında burada mol ile basınç doğru orantılıdır. Yani şöyle P/RT'den de düşünebilirsiniz. Sıcaklıklar aynı, R aynı. İşte hacimde aynı hacimde bulunuyorlar. Mol ile basınç doğru orantılı. Mollerini zaten bulduk. Şimdi başlangıçtaki şu 184 cm civalık basınç yani toplam basınç CH4'ün basıncı artı neonun basıncı bir de bizim dikkate almamız gereken su buharının basıncının toplamıdır. Şimdi toplam basınç 184. CH4'ün basıncı bilmiyoruz ama işte 5x ile orantılı bir şey olsun. İşte 5x atm olsun bu da. Bu da 4x atm olsun. Bir de şurada su buharının basıncı var. Şimdi hacim yarıya düştüğü zaman basınç 2 katına çıkar. Bu gazların basıncı 2 katına çıkacak. Örneğin 5x'lik bir basınç yapıyorsa molle orantılı artık 10x'lik bir basınç yapacak. 2 katı. Aynı şekilde neon da 2 katı basınç yapacak ama su buharının basıncı burada değişmez. Burada basınç hacim değişimi buharın basıncını değiştirmez. Çünkü siz piston aşağı doğru itildikçe bir miktar su buharı burada sıvı hale dönecektir. Dolayısıyla basıncı yine aynı P, H2O gaz. Ve bu durumdaki basınç, toplam basınç 364 olarak verilmiş. 364. Şimdi bunu taraf taraf buradan çıkartabiliriz. Mesela şöyle yapalım. Mesela birinci ifadeden, ikinci ifadeden birinci ifadeyi çıkartmış olalım. Yani şuraya eksiyle çarpmış olalım. Daha farklı bir renk alalım. Eksiyle çarpmış olalım. Eksi, 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 eksi. 364'ten işte 184'ü çıkartırsak 0, 16'dan 8 çıktı 8. 180 eşittir. İşte 5x artı 4x. Burası kalmadı. Yani 9x eşittir. 180. X buradan 20 gelir. Yani x20 bize neyi soruyor peki? CH4 ve neon gazlarının kısmi basınç son durumdayı soruyor. Son durumda şurada 10x basınç yapıyordu CH4. 20 çarpı 10'dan 20 çarpı 10'dan 200. Son durumda 8x yapıyordu. 8 çarpı 20'den 160. Dolayısıyla cevap B şıkkıdır. Deniz seviyesindeki x molar 500 mililitre sodyum nitrat sulu çözelsine 0,2 molar 500 mililitre alüminyum nitrat sulu çözelsinin tamamı ilave ediliyor. Herhangi bir kimyasal reaksiyon ve çökelme gerçekleşmeyen bu işlem sonucunda kaptaki nitrat iyon derişimi değişmiyor. Buna göre kaptaki çözeltinin ilk duruma göre niceliklerinden hangileri artar demiş. Öncelikle bu kaptaki nitrat iyon derişiminin değişmemesini bir kullanalım. Şimdi sadece nitrat iyonu için ilk durumdaki derişim çarpı hacim çarpı nitratın sayısı, şöyle ona işte A diyelim. A1 birinci çözeltideki nitrat sayısı artı M2 ve 2 eklenen çözeltideki ve nitratın sayısı, o da A2 olsun. Eşittir M son ve sondur. Bu sadece nitrat için bu bağıntıyı yazdık. Nitrat için. Şimdi nitratın ilk durumdaki derişimi x molardı. X çarpı hacmi 500. Nitrat sayısı ise zaten 1. Artı buradaki derişim 0,2. Hacim 500. 0,2 çarpı 500. Nitrat sayısı ise 3. Çarpı 3. Eşittir. Son durumda da nitratın derişimi ilk durumda x'ti. Yine x olduğunu söylüyor. Nitrat iyon derişimi değişmiyordu. Yine x yazıyorum. Son hacim ise 500. 500 daha eklendi. 1000 oldu. Buradan şöyle her bir 500'e böldüm. 500'e böldüm. Burayı da 500'e bölersek 2. Yani x artı 0,6 eşittir 2x. Buradan x eşittir 0,6. Demek ki başlangıçta buradaki derişim 0,6 molarmış. Şimdi ilk duruma göre hangileri artar diyor. Kaynamaya başlama sıcaklığı. İlk durumda derişim 0,6 idi ve buradaki iyonların derişimi nitrat 0,6, sodyum 0,6, nitrat 0,6 1,2 molarlık derişime sahipti iyonlar ve bu kaynama noktasını belli bir değere yükseltmişti. Daha sonra iki çözelti karıştırıldığı zaman ikisinin de hacmi 2 katına çıktığı için derişimler yarıya düştü. Yani bu 0,6 idi, 0,3 molar oldu. Bu 0,2 idi, 0,1 molar oldu. 0,3 çarpı 2'den artık 0,6 molarlık bir tanecik var. Burada da 0,1 çarpı 4'ten 0,4 molarlık bir tanecik. Yani toplam 1 molarlık tanecik var. 1,2 molardı iyonların derişimi, artık 1 molar. Yani iyonların derişimi düşmüş. Dolayısıyla kaynamaya başlama sıcaklığı derişim azaldığı için azalmıştır. Dolayısıyla bu artmaz. Donmaya başlama sıcaklığı, bakın burada donması diyelim ki 0'dan -5'e gelmişti 1,2 molarken. Derişim azaldığı için donma noktası biraz burada değer olarak 0'a yaklaşmıştır. Atıyorum -4 gibi, tabi orantılıdır bunlar bu arada. -4. Dolayısıyla -4 -5'e göre daha büyük bir değerdi. Dolayısıyla bu artmıştır. Katyon derişimi. Katyon ilk durumda sadece sodyum artı vardı ve derişimi 0,6 molardı başlangıçta. Sonra hacim yarıya düştü. Hacim 2 katına çıktı. Derişim yarıya düştü. Sodyumun derişimi 0,3 molar oldu. Burada da alüminyumun derişimi 0,1 çarpı 1'den 0,1 molar oldu ve katyon derişimi son durumda 0,4 molar oldu. 0,6 idi, 0,4'e yani azaldı. Dolayısıyla bu da artmamıştır. Yalnız 2 B şıkkı diyebiliriz. Aşağıda çeşitli bağ enerjisi değerleri verilmiştir. Tepkimesine göre 1 mol HCl elde edilirken kaç kilojül ısı açığa çıkar? Biz buradan bağ enerjilerini kullanarak bu tepkimenin entalpisini hesaplayacağız. Ancak 2 mol HCl için hesaplamış olacak. 2 molde ne kadarsa 1 molde bu kadar diyerek doğru orantıyla bulabiliriz. Ancak bağ enerjilerinden tepkimenin entalpisi hesaplanırken girenlerin bağ enerjileri toplamı eksi ürünlerden hesaplanır. H bağ giren, yani diğerlerinde standart oluşum entalpilerinden hep ürün eksi giren, ürün eksi girendir. Bağ enerjilerinden giren eksi üründür. Buna dikkat edelim. Şöyle bu tepkimenin de açık yapısını da hatta çizelim daha rahat görmek için. Çizmeden de tabii yapılabilir. Şöyle karbon hidrojen arasında 4 tane bağ var. 2 tane klorla klor arasında tekli bağ var. CH2, Cl2 karbon 4 bağ yapar. İkisi hidrojenle, ikisi klorla. Artı 2 tane HCl. Şimdi burada delta H eşittir. Girenlerde, önce girenlere bakalım. Şöyle girenler. Karbon hidrojen arasında 1, 2, 3, 4 tane bağ var. CH 4 çarpı 410. 4 çarpı 410. Artı klorla klor tekli bağ var. Katsayı 2. 2 tane klor klor. Klor klor 2 çarpı 240. Girenler bu kadardı. Eksi. Tabi burada klorun standart oluşum entalpisi 0'dır. Burada sakın klora 0 demeyin. Çünkü bağ enerjisi 0 değil. Standart oluşum entalpisi 0'dır. Yoksa bağının enerjisi burada gördüğünüz gibi vardır. Şimdi ürünlerde karbon hidrojen arasında 410, 2 çarpı 410 artı karbon klor 2 çarpı 330 2 çarpı 330 artı 2 çarpı HCl 2 çarpı 430. Buradan delta H. Bakın burada 4 çarpı 410. Burada 2 çarpı 410 var. Çıkartırsak buradan 2 çarpı 410 gelir. Artı 2 çarpı 240 480. Şöyle diyelim. Eksi 2 çarpı 330 660. 2 çarpı 430 860. Buradan delta H. 2 çarpı 410 820 artı 480 eksi 660 eksi 860. Buradan delta H 820 eksi 860 eksi 40 480 eksi 660 eksi 180 eksi 40 eksi 180 da eksi 220. Yani 220 kilojül ısı açığa çıkar. Ancak dediğimiz gibi 2 mol için bu geçerli. 2 de 220 ise 1 de 110'dur. 110 kilojül ısı açığa çıkacak. Yani cevap A şıkkıdır. Tepkimesine ait deney sonuçları aşağıda verilmiştir. Buna göre tepkimenin hız sabiti K'nın değeri kaçtır? Tepkimeyi vermiş ama tek basamaklı mı mekanizmalı mı bilmiyoruz. O yüzden buradaki deneysel sonuçları kullanacağız. Örneğin Y'nin derişiminin sabit olduğu durumda ve 1 ve 2. deneyde Y sabit. Y sabitken X'in derişimi 2 katına çıkıyor. X'in derişimi 2 katına çıkarken hızsa 4 katına çıkıyor. Demek ki X tepkimenin hızını karesiyle orantılı olacak şekilde değiştiriyor. Çünkü X'in derişimi 2 katına çıkarken hız 4 katına çıkıyor. Peki X'in sabit olduğu 2 deney arıyoruz ama yok. Ama değiştiği yerden bakalım. Mesela 1'den 2'ye doğru X'in derişimi 2 katına çıkıyor. X'in derişimi 2 katına çıkarsa hız 4 katına çıkar. Şurayı da 6,4 çarpı 10 üzeri eksi 1'i şöyle 64 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak şekilde düzenleyelim. Şimdi X'in derişimi 2 katına çıktı. Hız 4 katına çıkacak. Yani 8 çarpı 10 üzeri eksi 2 idi. 4 katına çıkarsa 32 çarpı 10 üzeri eksi 2 olacak. Daha sonra bir daha 2 katına çıkmışız. 32'den 64'e çıkmış. Bu 2 katına çıkmasının sebebi y'nin derişiminin 2 katına çıkmasıdır. Bakın yani burada x'in derişimi 2 katına çıkarken hız 4 katına çıktı. Daha sonra da y'nin derişimi 2 katına çıktığı için hız tekrar 2 katına çıktı. Demek ki y'nin derişiminin 1. kuvvetiyle burada doğru orantılı. Buradan hatta tepkimenin mekanizmalı olduğu sonucuna ulaşabiliyoruz. Çünkü tek basamaklı olsa x kare çarpı y küp olacaktı. Şimdi peki bize K'yı soruyor. K'nın değerini nasıl bulacağız? Herhangi bir deneydeki verileri yerine yazarak bulabiliriz. Mesela 1. deneyi yazalım. Hız 2 çarpı 10 üzeri eksi 2. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir K çarpı. X'in değeri 0,5. 0,5'in karesi çarpı y'nin derişimi de 0,1. 0,1. Şöyle 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 eşittir K çarpı 0,5. 5 çarpı 10 üzeri eksi 1'dir. Buradan 5'in karesi 25 çarpı 10 üzeri eksi 2 çarpı 0,1'de 10 üzeri eksi 1. 10 üzeri eksi 2'ler birbirini götürdü. Dolayısıyla K eşittir 2 bölü 25 çarpı 10 üzeri eksi 1. Bu da 10 üzeri eksi 1 yukarı 10 üzeri 1 olarak çıktı. Yani 20 bölü 25. Her iki tarafı 5'e bölersek 4 bölü 5 o da 0,8'dir. Yani cevap D şıkkıdır. Denge tepkimesinin iki farklı sıcaklıktaki denge sabiti Kc değerleri aşağıda verilmiştir. Bu değerlere göre hangileri doğrudur? Şimdi baktığımız zaman 10 derecede Kc'nin değeri 4 çarpı 10 üzeri eksi 1. 25 derecede yani sıcaklık artarken bakın Kc değeri 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 azalmış. Yani şöyle görelim hatta 4 çarpı 10 üzeri eksi 1 0,4 gibi bir değer. 0,4. 2 çarpı 10 üzeri eksi 2 ise 0,02. Sıcaklık artarken ki 10'dan 25'e artmış. Kc azalmış. Peki bu endotermik bir tepkimede mi olur? Egzotermik bir tepkimede? Egzotermik tepkimede olur. Egzotermik tepkimede sıcaklık arttıkça reaksiyon sola kayacağı için ürünlerin derişimi azalır. Girenler artar. Dolayısıyla Kc değeri burada olduğu gibi azalır. Şimdi bu bilgilerden egzotermik olduğunu tespit ettik. Egzotermik demek delta H'in tepkimenin entalpisinin sıfırdan küçük olduğu tepkimelerdir. Bir doğru. Şimdi yüksek sıcaklıkta ürünler daha kararlıdır. Normalde enerjisi düşük olan taraf kararlıdır. Enerjisi düşük olan taraf ürünlerdir. Ürünler daha kararlı. Ancak yüksek sıcaklıkta durum tersine döner. Yüksek sıcaklıkta girenler daha kararlıdır. Ürünler dediği için bu yanlış. Sıcaklık azaldıkça ileri yönlü hız artarken geri yönlü hız azalır diyor. Sıcaklık azaldığı zaman tepkimenin hızı hem ileri yönde hem de geri yönde azalacaktır. Dolayısıyla şu artar kısmı yanlış olduğu için bu da yanlış. Bu anlamda sorunun cevabı yalnız bir A şıkkıdır. Oda koşullarında dengede olan HCN sulu çözeltisine işlemleri ayrı ayrı uygulanıyor. Bu işlemler sonucu gerçekleşen değişimler ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisi yanlıştır? Birinci işlemde aynı sıcaklıkta saf su eklemek. Siz şimdi bu çözeltiye su eklerseniz hacim artar. Hacim arttığı için derişim azalır. Kimin derişimi azalır? Tüm maddelerin derişimi azalır. HCN'nin de azalır. H3 artımda CN eksinde derişim azalır. Ancak sağ tarafta daha çok derişim azalacağı için reaksiyon sağ tarafa doğru hareket ederek tekrardan dengeye gelmeye çalışır. Sağ tarafa doğru hareket ederken H3 artın derişimi bir miktar artar. CN eksinin derişimi bir miktar artar ama ilk konuma göre derişimler azalmıştır. Şimdi H3O artın derişimi azaldığı için de pH de bu durumda artacaktır. Şimdi birinci işlem çözeltideki CN- iyonunun mol sayısını arttırırken H3O artın iyon derişimini azaltır. Zaten derişimler azaldı. CN- de derişimi azaldı. İkisinde derişimi azaldı ama reaksiyon sağa kaydığı için bir miktar mol sayıları arttı. Mol sayısı arttı ama derişimler her ikisinde azaldı. Dolayısıyla birinci işlemdeki ifade doğru. İkinci işlem, şurayı silelim. İkinci işlem iyonlaşma yüzdesini arttırır demiş. Şimdi sıcaklığı azaltırsanız siz Le Chatelier ilkesine göre reaksiyon sağa doğru hareket edecektir. Az olan tarafa. Sağa doğru hareket ettikçe iyonlaşma yüzdesi artar. İyonların burada derişimi artacağı için sola doğru ise azalır. İyonlaşma yüzdesi artar. Dolayısıyla burada doğrudur. Üçüncü işlem pH değerini arttırır. Üçüncü işlemde sodyum siyanür NaCN katısı ekleniyor. Bunu eklerseniz siz bu sodyum artı ve CN eksi olarak iyonlarına ayrışır ve CN eksinin derişimi artar. CN eksinin derişimi artarsa, şurayı silelim. CN eksinin derişimi arttığı durumda reaksiyon sola doğru hareket eder. Sola doğru hareket ederken bu fazla gelen CN ile H3O artı birleşerek HCN'yi oluşturacak. Dolayısıyla H3O artın derişimi azalacak. H3O artın derişimi azalırsa aynı birinci işlemde olduğu gibi pH değeri artacak. Dolayısıyla C de doğru. Dördüncü işlem, şurayı tekrardan silelim. Dördüncü işlem sodyum hidroksit katısı ilave etmek. Bu da aynı şekilde sodyum artı ve OH eksi olarak iyonlarına ayrışacak. Buradaki OH eksi H3O artı ile tepkimeye girerek suyu oluşturacağı için H3O artın derişimi azalır. H3O artın derişimi azalırsa reaksiyon sağa doğru kayar. Sağa doğru kaydıran etkiler iyonlaşma yüzdesini arttırır, azaltır dediği için D şıkkı yanlıştır. Birinci işlemde H3O artı derişimi azaldığı için pH arttı. pH artarsa pOH azalır. Bu doğru. Üçüncü işlemde pH değeri artar dedik. pH artarsa pOH değeri azalır. Bu da yine doğru. Üçüncü işlemde. Dördüncü işlemde de yine sağa doğru kayıyordu. Dördüncü işleme bakalım tekrar. H3O artın derişimi azaldığı için pH artıyordu. pH artarsa pOH da yine dördüncü işlemde de azalıyordu. Doğru. Suda az çözünen XY2 iyonik katısının saf sudaki çözünürlük sıcaklık grafiği verilmiş. Buna göre 10 derecede hazırlanan doygun XY2 çözeltisinin 500 litresinin sıcaklığı 40 dereceye yükseltilirse kaç mol XY2 çöker demiş. Şimdi 10 derece sıcaklıkta çözünürlük değerini 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 olarak vermiş. Ki zaten doygun çözelti. Şimdi 10 derece için 10 derecede XY2 bunun çözünürlüğü yani molaritesi 2 çarpı 10 üzeri eksi 3. Molarite eşittir N bölü V'dir. V'si de zaten 500 litre. 500. Demek ki N burada 2 çarpı 10 üzeri eksi 3 çarpı 500. Yani 2 çarpı 5 10. 10 üzeri eksi 3 çarpı 100 10 üzeri eksi 1. Buradan da 1 gelecektir. Demek ki başlangıçta 1 mollük XY2 katısı burada çözülmüş halde bulunuyordu çözeltide. Daha sonra sıcaklık 40 dereceye yükseltildi. Ve 40 derecede artık bunun derişimi 10 üzeri eksi 3 molar. Derişim eşittir N bölü. Hacim yine 500 litre. 500. N burada 500 çarpı 10 üzeri eksi 3. Yani 1, 2, 3. Yani 0,5 mol. Artık 0,5 mol çözebiliyor. 1 mol çözüyordu. Artık 0,5 çözebiliyor. Dolayısıyla kaç mol XY2 çöker? 1 eksi 0,5'ten 0,5 mol çöker. Yani B şıkkı diyebiliriz. Aşağıda bazı iyonların standart indirgenme potansiyelleri verilmiştir. Aynı ortamda Sn kalay metalinden yapılmış bir kapta bakır nitrat, 1. kap. Mangan metalinden yapılmış bir kapta SnNO3 sulu çözeltisi konuluyor. Buna göre hangileri yanlıştır? Buradaki potansiyellerden bu metallerin aktiflik sıralamalarını bulalım. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan daha aktiftir. Burada indirgenme potansiyellerini vermiş. İndirgenme potansiyeli büyük olan ise aktifliği daha düşüktür. Dolayısıyla burada aktifliği en düşük olan bakır. Daha sonra Sn kalay, aktifliği en yüksek olan ise burada mangan. Ki tersinden de zaten artı eksiye dönecek. En yüksek mangan, sonra kalay, sonra bakır olduğunu görebiliriz. Şimdi aktiflik sıralaması bu şekilde. Buna göre bu kaplarda tepkime olup olmayacağını öncelikle bulalım. Şimdi kalay bakırdan aktifse tepkime gerçekleşir. Kalay bakırdan aktif, bu kapta tepkime gerçekleşir. Yani bu kap aşınır. Mangan Sn'den aktif mi? Aktif, bu kapta da yine aşınma gözlenir. Her iki kapta da aşınma gözlenir, doğru. Birinci kapta Cu2 iyonları indirgen özellik gösterir. Birinci kapta Sn, bu çözeltte Cu2 artı iyonları vardı. Onu Cu'ya indirgedi. Bu indirgendi. İndirgenmiş olduğu için kendisi yükseltgen özellik gösterir. Çünkü kendisi de burada Sn'yi Sn2 artıya yükseltgemiş olacak. Dolayısıyla indirgen değil yükseltgen özellik göstermiştir. İkinci kapta mangan metali yükseltgenir. Evet. Mangan burada Sn2 artıyı Sn'ye indirgerken kendisi de Mn2 artıya yükseltgenecek. Yani yükseltgenir. Doğru. Yanlış olan yalnız 2, B şıkkıdır. Şekildeki elektrokimyasal pile uygulanan işlemlerden hangisinin pil potansiyeli etkisi yanlış verilmiştir? Baktığımız zaman nikel elektrot, nikel çözeltisi, gümüş elektrot, ancak burada bakır çözeltisi var. Dolayısıyla bu gümüş burada inert bir elektrottur. Elektron akışını sadece burada sağlar. Dolayısıyla buradaki elektrotların potansiyelinden hangisinin anot katot olduğunu öncelikle tespit edelim. Yükseltgenme potansiyeli büyük olan anottur ama indirgenmelerini vermiş. İndirgenme potansiyeli büyük olan ise burada katot olacak. Ag artı eksi 0,25, burada Ag artı, dolayısıyla burada katottur. Zaten gümüş yarısoy metal, nikel aktif metal. Buradan da anot katotu bulabilirdik. Şimdi nikel elektrotun kütlesini arttırmak, azaltmak, yüzey alanını genişletmek, bunlar pil potansiyelini değiştirmez. Dolayısıyla A doğru. İkinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklemek. Şimdi bu tarz su ekleme, madde ekleme sorularının net pil tepkimesini yazarsak daha rahat karar verebiliriz. Anotta yükseltgenme olacak. Dolayısıyla bu tepkimenin tam tersi. Nikel 2 artıya yükseltgenecek. Burada ise indirgenme olacak. Bakır 2 artı bakıra indirgenecek. Şimdi bir denge tepkimesidir aynı zamanda pil tepkimesi ve egzotermiktir. İkinci kaba su eklersek, ikinci kaba su eklediğimiz zaman hacim artar. Hacim artarsa derişim azalır. Kimin derişimi azalır? Bakır 2 artının. Bakır 2 artının derişimi azalırsa Le Chatelier ilkesine göre reaksiyon sola doğru gider. Sola doğru götüren etkiler pil potansiyelini azaltır. Dolayısıyla bu doğru verilmiş. Şimdi bir başka etki, ikinci kaba nikel nitrat katısı ekleyip çözmek. Şimdi nikel nitrat eklerseniz siz buraya ne olur? Nikel 2 artı, pardon, birinci kaba eklenmiş. Birinci kaba nikel nitrat eklerseniz nikel 2 artı ve NO3 eksi olarak iyonlarını açacak. Dolayısıyla nikel 2 artı iyonu buradan gelecek. Dolayısıyla nikel 2 artın derişimi artacak ve yine Le Chatelier'e göre sola doğru reaksiyon kayacak. Sola doğru kaydığı için pilin potansiyeli azalacak. Bu da doğru. Şimdi bir başka etki. İkinci kaba aynı sıcaklıkta gümüş nitrat katısı ekleyip çözmek. Şurayı silelim. Şimdi siz ikinci kaba gümüş nitrat katısı eklerseniz bu da gümüş artı ve işte nitrat eksi olarak iyonlarına ayrışacak. Ve artık gümüş elektrot ve gümüş artı iyonu var. Bakın buradan gelen elektronlar, anottan katoda doğru elektronlar gider. Elektronlar çözeltiye geldi. Şimdi bakır 2 artıyı mı indirgeyecek, gümüş artıyı mı indirgeyecek? Burada şu indirgenme potansiyellerine bakarak hangisinin öncelikle indirgeneceğine karar verebiliriz. İndirgenme potansiyeli büyük olan, yani en çok indirgenmek isteyen öncelikle indirgenir. Burada gümüşün indirgenme potansiyeli bakırdan daha yüksek. Dolayısıyla buraya siz gümüş nitrat eklerseniz öncelikle gümüş artılar indirgenir. Bakır 2 artılar indirgenmez. Dolayısıyla bakır 2 artının derişimi gitgide azalmayacak. Dolayısıyla azalmayacağı için, yani burada artar olarak düşünebilirsiniz. Çünkü azalmıyor. Ag artı burada indirgeniyor. Reaksiyon sağa doğru kayıp bir miktar pil potansiyelinin artması gerekir. Ama değiştirmez demiş. Bu yanlış. D şıkkı yanlıştır. Birinci kaba aynı sıcaklıkta saf su eklemek, yine molarite eşittir N bölü V, hacim arttı, derişim azaldı. Kimin? Nikel 2 artının derişimi azaldı. Reaksiyon sağa kaydı. Pil potansiyeli arttı. Yukarıdaki bileşiklerden hangileri tollens, NH3'lü gümüş nitrat çözeltisine etki eder? Şimdi burada bir karboksilik asit var. Karboksilik asitler normalde Tollens çözelse yükseltgenmezler. Sadece karboksilik asitin ilk üyesi olan metanoik asit yükseltgenir ki karbonik asit oluşur. H2CO3 oluşur. Dolayısıyla bu Tollens çözelsini etki eder ama diğer karboksilik asitler etki etmez. Burada da bir uç alkin var. Yani üçlü bağ 1 ve 2 numaralı karbonlar arasında ise bu uç alkindir. Uç alkinler Tollens çözelse yer değiştirme tepkimesi verir. İşte şuraya mesela burada gümüş bağlanır. Şuraya gümüş asetilen, gümüş propilenür gibi bir şey oluşur. Dolayısıyla burada da etki eder. Aldehitler ise Tollens ve aynı zamanda Fehling çözeltileriyle yükseltgenerek karboksilik asit oluştururlar. Şöyle bir çözelti, şöyle bir madde oluşturacak. Dolayısıyla bu da etki eder. Dolayısıyla üçü de etki etmiş olur. Bir karbon atomuna alkilleri ve bir hidroksil grubunun bağlanmasıyla elde edilen organik bileşiğin sistematik IUPAC adı hangisine doğru olarak verilmiştir? Şimdi öncelikle şuradaki alkillerin açık yapısını bir çizelim. Şimdi 2 metil propil. Propil 3 karbonlu. Şöyle 1, 2, 3. Şimdi burada mesela CH3, CH2, CH3 hidrojenleri yazmıyorum. Şimdi burada hidrojenin koptuğu yer neresi ise diyelim ki buradan kopmuş olsun. Alkil oradan numaralandırmaya başlanır. Yani şöyle 1, 2, 3. Demek ki 2 numaralı karbona 1 metil bağlanmış. Şöyle bir tane de C yazıyorum. Birincimiz bu. Şimdi ikincimizi bulalım. Etil. Şöyle 1, 2. Bunun hangi karbondan koptuğunun bir önemi yok. Fark etmez. Buradan koparttık. 1, 2. 1'de metil varmış. Bakın 1 o zaman koptuğu yerden karbon bağlanmış. Yani şöyle. 1 metil etil. Aslında bu işte izopropil aslında. Üçüncüyü de bulalım. 2, 2 dimetil propil. Yine şöyle 1, 2, 3. Diyelim ki şuradan koptu. 2'ye 2 tane metil bağlanmış. Yani şöyle 1, işte 2, 3. Burada da bir metil var. Hidrojenleri yazmıyorum. Burada da bir metil var. Şimdi böyle 3 tane alkilimiz var. Ve bunlar bir tane karbon atomuna bağlanıyormuş. Bağlayalım. Mesela sırayla bağlayalım. Şu birinci, şu sol kırmızı olan yerden bağlı. 4 tane bağ yapacak sonuçta. Şöyle 1, 2, 3, 4. 4 tane grup bağlanmış. 3'ü bu. Bir de hidroksil. Şu sola şurayı bağlayalım. Nasıl olur? Şöyle C, C, C. Şuraya da bir C. Karbon. Şimdi şurayı yukarıya bağlayalım. Şuradan bağlandı. Karbon. Bakın solunda ve sağında. Şöyle mesela. Şöyle. Şöyle de gösterebiliriz bu grubu. Bunu da şuraya bağlayalım. Şuradan bağlanacak. Dikkat edin. Karbon, karbon, karbon. 3 tane karbon. Altta ve üstte birer karbon. Bunu da yazdık. Bir de OH. Şimdi tabii OH en küçük rakamı alacak şekilde OH'ın bağlı olduğu karbondan ana zinciri seçeceğiz. Şu karbon ana zincirde olacak. En uzun zinciri seçelim. Şimdi mesela soldan gelsek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7'miz var. Başka mesela yukarı gitsek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Burada olmuyor. Şöyle 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmuyor. 1, 2, 3, 4, 5, 6 olmuyor. Yani her türlü bu soldan başlayıp sağa doğru ya da sağdan sola doğru geleceğiz. Buradan mı buradan mı fark etmiyor. O zaman şöyle gelelim. Şöyle 4 karbonumuz buradan. Sonra 5, 6. Yukarı aşağı sağ fark etmiyor. Burada 7. En uzun zincirimiz bu. Şimdi numaralandıralım. Soldan mı numaralandıracağız? Sağdan mı numaralandıracağız? Burada soldan gelsek 1, 2, 3, 4. OH'ın bağlı olduğu karbon ki bunun en küçük rakam almasını tercih edeceğiz. Sağdan gelsek 1, 2, 3, 4. Fark etmiyor. Ama soldan gelsek 2'de 1 tane metil varken sağdan gelsek 2'de 2 tane metil var. O zaman sağdan geliriz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Şimdi bağlı gruplar bakın burada bir tane metil var. Burada bir tane izopropil var. Bakın ortadaki karbondan kopmuş. Bir metil de burada, bir metil de burada. Şimdi öncelikle metil ve izopropil bağlı. İzopropil alfabetik sırada daha önce geldiği için metile göre. Dolayısıyla 4 izopropil, 4 izopropil. Daha sonra 2'de 2 tane, altta da bir tane olmak üzere 3 tane metil var. O zaman 2'de 2 tane 2, 2, 6 trimetil. Trimetil. Şimdi 7 karbonlu bir alkol var. Alkol yani OH 4. numaralı karbonda 4. Buradan 4 karbonlu alkan heptan. Dolayısıyla heptan, alkol oluşu heptan, ol. 4 izopropil, 2, 2, 6 trimetil, 4 heptanol. Burada B şıkkıdır. Cevap da B şıkkı. Aşağıdaki bileşiklerden hangisinin uygun koşulda su ile reaksiyonu sonucunda elde edilen kararlı organik ürün karbonil grubu içermez diyor. Karbonil grubu karbona çift bağlı oksijendir. Bu karbonil grubudur. Şurada da başka bileşikler bağlı olabilir. Şimdi burada A'da bir alkin var. B'de de bir alkin. E'de de bir alkin var. Alkinlerin su ile tepkimesi sonucunda alkinlerin ilk üyesi olan ki A'da asetlen var. Aldehit elde edilir. Aldehit. Diğer üyelerin tepkimesi sonucunda da keton elde edilir. Keton. Hem ketonda direkt karbon çift bağlı oksijen, iki tarafta da radikal vardır. Aldehitlerde bir tarafta hidrojen, diğer tarafta radikal. Yani bunlar A, B ve E burada karbonil grubu içerir. D'de bir ester var. Esterlerin su ile tepkimesi sonucunda da karboksilik asit ve alkol oluşur ve karboksilik asitlerde de yine şöyle bir CH3C çift bağlı O. İşte OH vardır. Yani karbonil grubunu içerirler. Mesela bu da olur. Alkene su katılması sonucunda alkol oluşur. Alkollerde karbonil grubu yani karbon çift bağlı oksijen yoktur. Şöyle ki C2H5 OH vardır. Çift bağ yoktur. Dolayısıyla cevap C şıkkıdır.